Günaydın sayın seyirciler. Bugün 26 Aralık Pazar ve saatimizde 8'i gösteriyor. Sabah habere hoş geldiniz. Evet, günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. Öncelikle sonrasında ise yazılı basının gündemine bakacağız. Ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım bültenimize. Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyaretini tamamlayarak ülkeye döndü. Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Tatar, Ankara'da bir araya geldiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok yararlı bir görüşme yaptığını ve ekonomi başta olmak üzere Kıbrıs konusu, pandemi süreci ve çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi. Temasları kapsamında ilk olarak Ankara'da Gazi Üniversitesi'ni ziyaret ettiğini, burada kendisine Fahri Doktora ünvanı takdim edildiğini ve konferans verdiğini kaydetti. Kırşehir'de de kendisine Fahri Doktora takdim edildiğini, burada öğrencilere konferans verdiğini, ayrıca gaziler, gençler ve yerel basınla buluşmalar yaptıklarını anlatan Tatar, Ankara üzerinden İstanbul'a geçtiklerini ve Kanlı Noel anma törenine katıldığını söyledi. Türkiye'den aldığı davetler ve bu buluşmaları önemsediğini belirten Tatar, karşılıklı bağların güçlendirilmesi açısından bu tip ziyaretlerin önemli olduğunu vurguladı. Soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çeşitli konuları baş başa yaklaşık 2 saat süren bir görüşmede ele aldıklarını söyleyen Tatar, sağlık, ekonomi, Kıbrıs konusunu görüştüklerini, özellikle ekonomiye yönelik detaylı bir görüşme yaptıklarını kaydetti. Mevduat kalkanı dedikleri Türkiye'deki uygulamanın burada da uygulanmasını, mümkün olduğunca Türk lirasının daha da yaygınlaştırılması için Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılan ithalatlarda Türk lirası olarak faturalanmanın sağlanmasını, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanmış olan ekonomik işbirliği protokolünün gereği bir takım para akışlarının sağlanabilmesi için kendisinin talimat vermesi. Çünkü biliyorsunuz bu gibi anlaşmalarda karşılıklı bir takım taahhütleri vardır. Bizim sıkıntımız bir evvelki hükümetimizin tabii nisap sağladığı sağlamadığı noktasında bazı sözü verilen yasaların zamanında geçmemesi gibi bir takım uygulamalarda gecikmeler olmuştur. Ama inşallah tabii seçim sonrası bunlar hayata geçer. Cumhurbaşkanı Tatar seçim sürecinde olunduğundan daha detaylı açıklama yapmasının doğru olmayacağını da sözlerine ekledi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 58 yaşında. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yapmış olduğu yayınlarla hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sesi olduğu olmaya devam edecek. Bayrak, 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 bayrak. Burası Kıbrıs Türk Mücahitler Radyosu. Burası Kıbrıs Türk Mücahidi'nin sesi. 25 Aralık 1963'te Bayrak 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 Kıbrıs Türk Mücahidi'nin sesi diyerek sınırlı imkanlarla yayın hayatına başlayan Bayrak Radyosu şu anda kurum bünyesinde 3 televizyon, 6 radyo kanalı, web sayfası ve sosyal medya platformlarıyla dünyaya yayın yapıyor. Dünyayı sarsan COVID-19 pandemi sürecinde de halkımız doğru ve güvenilir bilgiye yine berete aracılığıyla ulaştı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 58. kuruluş yıl dönümü. BRT 58. yıl konseri, İzdüşüm sergisi, BRT Radyosu ilçemizde etkinlikleri ve kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ile gururumuzu halkımızla paylaştık. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının önemli bir parçası olan BRT'nin gelişen ve değişen dünyadaki teknolojik gelişmeler ışığında kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğuyla yayınlarını sürdürdüğünü belirtti. Dünyayı sarsan COVID-19 pandemisinin doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamu yayıncılığı yapan kurumların ne kadar önemli ve değerli olduğunu hatırlattığını kaydeden Özkurt, halkın doğru ve güvenilir bilgiye BRT aracılığıyla ulaştığını söyledi. BRT bir devlet kurumu olarak tüm medyaya öncü olmak, destek vermek ve tüm ihtiyaçları karşılamak adına her gün kendini yenileyecek adımlar atmaktadır.
Kurumumuzun 58. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türksel sponsorluğunda hayat bulan Bayrak Gazetesi tüm gazete bayilerinde ücretsiz dağıtıldı. BRT'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ayrıca Bayrak Radyosu'nun eski binası olan Posta Dairesi önünde 10-14 saatler arasında özel yayın gerçekleştirildi. Sayın seyirciler, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 58. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Başbakan Faik Sucuoğlu, BRT'nin ülke medyasının öncü kuruluşu olmayı başardığını ve halkın haber alma özgürlüğüne büyük katkılar yaptığını söyledi. Başbakan Faik Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 58. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak BRT'nin ülkenin en değerli kurumlarından biri olduğunu belirtti. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesi verdiği o zor yıllarda yayınları ile Kıbrıs Türkü'nün haklı sesini dünyaya duyurarak büyük bir görev üstlendiğini kaydeden Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yarım asırlık tecrübe ve bilgi birikimiyle ülkemiz medyasının öncü kuruluşu olmayı başarmıştır. Ülkemizde çok sesliliğe ve halkın haber alma özgürlüğüne büyük katkılar yapmaktadır, dedi. Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkıyla bütünleşmiş olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun çağdaş ve yenilikçi yayın anlayışını koruyarak sektördeki öncü medya kuruluşu olmaya devam edeceği inancında olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında Küçük Kaymaklı'da şehit düşenler ve mücadelenin simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde yapılan konuşmalarda Küçük Kaymaklı'da 58 yıl önce sergilenen tarihi direnişe vurgu yapıldı. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında Küçükkaymaklı'da şehit düşenler ve mücadelenin simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso düzenlenen törenlerle anıldı. Anma törenine Başbakan Faik Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, siyasi parti temsilcileri, askere erkan, muharip dernekler, okul temsilcileri ve Küçükkaymaklı Türk Spor Kulübünden yetkililer katıldı. Törende öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Daha sonra Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Talu günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. 21 Aralık 1963 tarihi önemli bir dönüm noktasıdır. Yakın tarihimizde Kıbrıs uyuşmazlığının başlangıcı olan Rum ve Yunan tarafının başlattığı 21 Aralık 1963 kanlı Noel'deki soykırımın 58 yılında yaşama hakkımızı ve Kıbrıs'taki Türk varlığımızı ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen soykırım saldırılarını, katliamları, göçleri, köylerin yakılıp yıkılmasını, 11 yıllık direniş günlerini ve yaşanan gerçekleri unutmuyor ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle malul gazilerimizi minnetle anıyoruz. Küçükkaymaklı'da yaşanan direnişi anlatan Talu, amansız mücadele sırasında eldeki olanakların tükenmesine rağmen halkın mücadeleden vazgeçmediğini ve halkın Hamitköy'e göç etmesi için uğraşan Hüseyin Rusu'nun 25 Aralık günü şehit edildiğini belirtti. Şehitlerin kanlarıyla Küçükkaymaklı toprağının vatan yapıldığını dile getiren Talu, bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, manevi hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz, ruhları şad olsun ifadelerini kullandı. Küçükkaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina da konuşmasında Kanlı Noel Haftası'nın 58. yıl dönümünde şehitleri bir kez daha saygıyla andıklarını kaydetti. Kıbrıs Türkü'nün ulusal varoluş mücadelesinde gerek Küçükkaymaklı halkının gerekse Kaymaklı Spor Kulübü'nün unutulmayacak katkıları olduğunu dile getiren Aşina, 58 yıl önce cereyan edilen bu olayların aslında Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde çok büyük önem arz ettiğini kaydetti. Küçükkaymaklı anıtı önündeki törenin ardından çatışmalar sırasında vurularak öldürülen Şehit Hüseyin Ruso için Küçükkaymaklı şehitliğindeki mezarı başında da tören düzenlendi.
24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan, Noel gecesinde bölgeyi boşaltmaya yardımcı olmaya çalışan kulübümüzün sporcusu Yiğit İhsan, Şehit Hüseyin Rusoğlu'nda anından vurularak şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, küçük kaymaklı şehitlerini anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar mesajında 1974 öncesine dönülemez vurgusu yaparak devletimizden, egemenliğimizden, anavatan Türkiye'nin garantörlüğüyle Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, küçük kaymaklı şehitlerini anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Kıbrıs Türk halkını yok etmek ve Kıbrıs'ı bir Helen Adası yapmak amacıyla 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Rum saldırılarının hedefi olan en büyük Türk bölgelerinden birinin de küçük kaymaklı olduğunu belirtti. Yunan alayından takviyeli EOKA birliklerinin küçük kaymaklıya yönelik saldırılarında 5 Kıbrıs Türkü'nün şehit düştüğünü, esir alınan 33 Kıbrıs Türkü'nün de katledildiğini ve toplam şehit sayısının 38'e ulaştığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bunları unutmamız mümkün değildir dedi. Tatar mesajında, küçük kaymaklıya yönelik saldırılarda binlerce vatandaşımız Hamitköy'e göç etmek zorunda kalırken, kışın dondurucu soğuğu ve yağmur altındaki çadırlarda yaşamak zorunda kalmış, fakat tüm olumsuz koşullara rağmen direnişimiz devam etmiştir. Kıbrıs konusuyla ilgili olarak 1968 yılında başlayan müzakere sürecinde Türk tarafı Rum liderliğinin küçük kaymaklıdan göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın evlerine geri dönmesinin sağlanması talebinde bulunurken Rum liderliği küçük kaymaklıyı silahla aldık geri vermeyiz demiştir. Bunu da unutmak mümkün değildir ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının bugün kan ve canla yaratılan kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında egemen ve özgür olarak yaşamakta olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 öncesinin ölüm ve acı dolu günlerine dönmemiz mümkün olmayacağı gibi devletimizden, egemenliğimizden, anavatan Türkiye'nin garantörlüğüyle Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti. Rum tarafına bir düşmanlık beslemiyoruz. Fakat geçmişte yaşananları da unutamayız. Geçmişte yaşananları hatırlayarak yolumuza devam ederken Rum tarafına da antlaşmaya yönelik olarak diyalog çağrılarımız sürmektedir. Amacımız Kıbrıs'ta adil, sürdürülebilir, kalıcı bir antlaşmaya ulaşmaktır. Bunun da yolu gerçekleşmesi mümkün olmayan federal temele dayalı bir antlaşmadan değil, Cenevre'de ilk kez müzakere masasına koyduğumuz egemen, eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizden geçmektedir. Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenen bu önerimiz Kıbrıs'ın yararına olacak bir çözüm şeklidir. Beklentimiz de Rum tarafının bu çözüm önerisini olumlu yaklaşmasıdır. Burada Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne de büyük görev düşmektedir. Bakanlar Kurulu'nun 400 bin hızlı antijen test kiti ve 150 bin PCR kit ve seti alınması ve zorunlu taşımacılık tüzüğü uyarınca öğrencilerin ulaşım giderleri için 3 milyon 700 bin TL'nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına ilişkin kararları resmi gazetede yayımlandı. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında taramaların devamı için 400 bin hızlı antijen test kiti ve 150 bin PCR kit ve seti alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayımlandı. İvedilikle temini gerektiği belirtilen 400 bin hızlı antijen test kiti için 580 bin dolar karşılığı Türk lirası ve 150 bin PCR kiti ile seti için 432 bin dolar karşılığı, toplam 1 milyon 12 bin dolar karşılığı Türk lirasının koronavirüsle mücadele projesi ödenek kaleminden karşılanması konusunda Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı. Bakanlar Kurulu'nun zorunlu taşımacılık tüzüğü uyarınca öğrencilerin 13 Eylül 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki ulaşım giderleri için 3 milyon 700 bin Türk lirasının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi altındaki yolcu taşıma giderleri kaleminden karşılanmasına ilişkin kararı da resmi gazetede yayımlandı. Sayın seyirciler, seyri sefer harçları için yasa gücünde kararname resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi'nde 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden tüm seyri sefer ruhsat harcı ve muayene harcı ödemelerinin düzenlenmesine ilişkin yasa gücünde kararname resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname, koronavirüs nedeniyle halkın ödeme güçlüğü yaşadığından ve buna bağlı olarak devlet bütçesinde halk tarafından yapılamayan ödemelerden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi'nde 31 Aralık 2020'ye kadar taahhüt eden tüm seyri sefer ruhsat harcı mükelleflerinden 25 Ocak 2022'ye kadar ödeme yapılması kaydıyla gecikme zammı alınmaması ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar taahhüt eden muayene harcı mükelleflerinden 25 Ocak 2022'ye kadar ödeme yapılması kaydıyla normal muayene harcına ek olarak normal muayene harcı ile gününde yaptırılamayan muayene harcı arasındaki farkın yarısının alınması amacıyla hazırlandı. ...23 Ocak'ta yapılacak erken genel seçimde yarışacak milletvekili adayları kesinleşecek. Pazartesi günü de ilan edilecek. Öte yandan sandık seçmen listelerine itiraz ve başvurular için süre 18.30'da doldu ve seçim propaganda süreci salı günü başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun 23 Ocak erken genel seçimi için açıkladığı takvime göre 17 Aralık'ta adaylık başvurusu yapan ve 18 Aralık'ta geçici olarak ilan edilen adaylar bugün kesinleşecek. Yüksek Seçim Kurulu kesinleşen adayları pazartesi ilan edecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici ilanına göre 8 partiden 400 aday yanında 5 de bağımsız aday 23 Ocak'taki seçimde yarışmak için başvurmuştu. Pazartesi Yüksek Seçim Kurulu huzurunda at çekme işlemi yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu, siyasal partilerin ve bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için yapılacak at çekmenin usulünü bugün duyuracak. Seçim propaganda süreci ise salı günü başlayacak. Sandık seçmen listelerine askıda bulundukları yerlerde veya ilgili ilçe seçim kurullarına yapılan başvuru ve itirazlar dün saat 18.30'da sona erdi. Covid-19'a ilişkin son rakamlarla bültenimiz sürüyor sayın seyirciler. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 19.285 test sonucu 154'ü yerel 200 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 174 kişinin ise taburcu olduğunu açıkladı. Bakanlık vakalardan birinin yurt dışından geldiğini, 45 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içerisinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Vakalardan 72'si Lefkoşa, 33'ü Girne, 29'u Gazi Mausa, 6'sı Güzelyurt, 12'si İskele, 2'si Lefke bölgesinden tespit edildi. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 16.231 test sonucunda 268 yeni vakaya rastlandı. Bir kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de son 24 saatte 357.536 COVID-19 testi yapıldı. 20.470 kişinin testi pozitif çıktı. 145 kişi yaşamını yitirdi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu İşçileri Sendikası yarından itibaren ek mesaiye gitmeme eylemi başlatacak. Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, KITAMS, Kamu İş ve Kamu Sen adına yaptığı ortak açıklamada, sağlık alanında, cezaevi ve limanlarda normal çalışma saatlerinin dışında ek mesai yapan emekçilerin durumunun dayanılmaz bir hal aldığını ve ek mesailerin ödenmesi konusunda takvimlendirme yapılması taleplerinin karşılık görmediğini savunarak, ek mesai yapan emekçilerin tükenme noktasına geldiğini belirtti. Pazartesi gününden itibaren ek mesaiye gitmeme eylemi başlatılacağını ifade eden Bengihan, eylemin sonucunda oluşacak tüm olumsuzluklardan hükümet edenlerin sorumlu olacağını öne sürdü. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, sağlık örgütlerinin çözüm önerilerinin dikkate alınmadığı gerekçesiyle eylem yapma kararı aldığını duyurdu.
rağmen ne Sağlık Bakanı, ne Sağlık Bakanı yetkilisi, ne hükümetten bir yetkili gelip de darp edilen kişilerle veya durumlarıyla ilgili hiçbir malumat almamıştır. Konuyla ilgilenmemiştir. Bu sağlık çalışanlarının maruz kaldığı ilk darp olayı değildir. Belli ki son darp olayı da olmayacaktır. Burada kolluk kuvvetlerinin de hastanede konuşlandırılması gerektiği, gerekli önlemlerin alması gerektiği, sağlıkta şiddete karşı yasal düzenlemelerin elzem olduğu çok aşikardır. Fakat hükümetin tek gündemi ve Sağlık Bakanı'nın tek gündemi seçimdir. Başka hiçbir konuyla ilgilenmemektedir. Bu basın açıklamasını yapmamızın sebebi budur. Bu basın açıklamasını yapıp bu olayı burada bırak. Evet, Tıp İş'ten yapılan bu açıklamada eylem kararı alma gerekçeleri sıralanarak 27 Aralık Pazartesi gününden itibaren acil sevk, tetkik, teşhis ve tedavi kurulları dışındaki kurulların durdurulacağı belirtildi. Açıklamada taleplerine yönelik olumlu adımlar atılmadığı takdirde 3 Ocak'tan itibaren sendikal eylemlerin artarak devam edeceği belirtildi. Evet, kısa bir ara verelim ve sonrasında yazılı basının gündemini aktaracağız. Evet, Sabah Haber devam ediyor sayın seyirciler. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmış olduk. Şimdi yazılı basına bakacağız. Öncelikle ülke gazetelerine bakalım. Avrupa Gazetesi ile başlayacağız. Marketlerde mum da kalmadı demiş Avrupa Gazetesi. Taş devri, tunç devri, mum devri başlığıyla elektrik kesintilerine dikkat çekiyor bugünkü manşetinde. Yıllardır devam eden elektrik kesintileri dondurucu soğuklarda artık çekilemez hale geldi deniliyor. Marketlerde mum da kalmadığı için halk karanlığa mahkum oldu. Tufan Erhürman elektrik kesildi, iki ayrı markete gittim, ikisinde de mum bulamadım. Satıcılar yurttaşların son günlerde marketlerde mum bırakmadığını söylediler dedi. Doktorlar greve gidiyor. Tıp İş'ten eylem kararı pazartesi gününden itibaren acil sevk, tetkik, teşhis ve tedavi kurulları dışındaki kurullar durduruluyor. Tıp İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu'nun açıklamasını görüyoruz. 3 Ocak'tan itibaren sendikal eylemler artarak devam edecek diyor Tıp İş Başkanı. Asya Bebeğin ailesinden açıklama, toplanan bağışlar tedavide kullanılacak. Güney'deki tedaviden sonra halen evinde tedavisine devam eden Asya Bebeğin kullanacağı bir tek doz için 70 bin dolar gerekiyor. Ve Covid-19 vakalarına ilişkin Kuzey'de 200 vaka bir can kaybı, Güney'de 268 vaka bir can kaybı. Devam edelim Kıbrıs Gazetesi ile. Akaryakıt için borçlanıyoruz. Kıbrıs Gazetesi'nin bugünkü manşet haberi, akaryakıt alımı için bu ay tahsil ettiği paraya ek olarak 50 milyon TL'de borçlanmaya gitmesine karar verilen Kıptek personel maaşlarını ödeyemeyebilir. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyük Yılmaz'ın açıklamasını görüyoruz. Kurumun mali yapısı ile ilgili çok karamsar bir tablo çizdi Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyük Yılmaz deniliyor. Büyük Yılmaz uzun bir süredir enerji maliyetlerinin artmasına rağmen Kıptek'in zam yapmadığını söyledi ve bu nedenle de kurumun şu anda aylık 130 milyon TL zarar ettiğini ifade etti. Turan Büyük Yılmaz, fiyat artışına gitmeyen kurum aylık olarak 130 milyon TL zarar ediyor. Sonuç itibariyle bu şekilde kurumun idamesi mümkün değildir. Bu aradaki farkın kapatılması ile ilgili hükümetin tedbirler alması gerekiyor diyen Büyük Yılmaz, Enerji Bakanı Sunat Atun'un soruna çare bulacak tecrübeye sahip olduğunu dile getirdi. Vatandaşın umudu, yılbaşı piyangosu yine Kıbrıs Gazetesi'nden devam edelim. Hem haftalık hem de yılbaşı alışverişini yapmak için dün Güzelyurt'ta kurulan açık pazara giden vatandaş fiyatları görünce geri adım attı. Çareyi milli piyango biletinde aradı.
Pahalılık nedeniyle istedikleri alışverişi yapamayan vatandaş belki çıkar umuduyla seyyar biletçilerden yılbaşı özel çekilişi için bilet almayı tercih etti. Logo yanındayız Kıbrıs gazetesinde. YSK adayları yarın resmen ilan edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 23 Ocak'ta yapılacak erken genel seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları bugün kesinleşiyor. YSK adayları yarın resmen ilan edecek. YSK'nın geçici olarak ilan ettiği 8 partiden 400 adayla 5 bağımsız adaya itiraz süresi bugün 18.30'da doluyor. YSK'nın kesinleşen aday listesini yarın ilan edeceği ve ayrıca parti ve adayların da seçimde kullanacağı sıralamayla ilgili Kur'an'ın da yarın çekileceği bildirildi. Evet, sür manşete bakalım. Kıbrıs gazetesinde ekonomik krizden dolayı insan kaçakçılığı yapmış aracıyla gayret köye götürdüğü 5 kişinin yasa dışı yolla Güney Kıbrıs'a geçmesine yardım ettiği belirlenen bir kişi mahkemede kendini savundu. Kalpazanlık hazırlığı polis engeline takıldı. Polis 2 kişinin tasarrufunda sahte para yapımında kullanılan malzemelerle 2 gram Hint keneviri buldu ve kimliğini belirlediği bir kişinin de peşine düştü. Kıbrıs gazetesinde öne çıkan başlıklar. Yeni düzenle devam edelim bu kez de. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga'nın açıklaması bugün manşetten aktarılmış. Asgari ücret seçim oyunu diyor Hürrem Tulga. Asgari ücrete ilişkin kararı idam olarak telendiren Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga böyle bir durumda işsizlik ve kayıt dışılığın tavan yapacağına işaret ediyor. Bu bir oyun, böyle bir konuda insanların umutları, beklentileri, hayatları üzerinde politika yapılıyor. Hem de seçim uğruna şeklinde konuştu. İnsana yaraşır bir asgari ücretin belirlenmesi konusunda devletin sosyal güvenlik yatırımlarının tamamını yüklenmek zorunda olduğuna işaret eden Tulga, işletmelerin gerilediğine, iş yapamaz durumda olduğuna ve ciroların da neredeyse yerde süründüğüne dikkat çekiyor. Diğer başlıklara bakacağız. Tıp için yine eylem kararı aldığına ilişkin başlığı görüyoruz. Hemen altında kolej balosu pahalıya patladı. 22 pozitif ve omikron. Nevkoşa Türk Maarif Koleji'nde 150'ye yakın öğrencinin uyarılara ve yasaklara aldırmadan düzenlediği yatılı yılbaşı balosunun faturası ağır oldu. Bir yetkili kaynaktan, gazetenin yetkili kaynaktan aldığı bilgiye göre şu ana kadar 22 öğrencinin COVID-19 testi pozitif çıktı deniliyor Yeni Düzen gazetesinde. Evet, Yeni Düzen devam edelim ve Diyalog gazetesine geçelim. Kuzey ağlıyor, Güney uçuyor. Rum ekonomisine yılda 700 milyon euro gelir sağlayacak olan otel kasino kompleksinin 5 ay içerisinde tamamlanacağı ve yazda hizmete gireceği bildirildi. Kuzey ağlıyor, Güney uçuyor başlığıyla aktarılmış haber. Devamına bakalım. Yatırım miktarı 550 milyon euro. Kuzey Kıbrıs ağır ekonomik krize çare üretemezken Güney Kıbrıs'ın en büyük turizm yatırımında inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Limassol'da inşa edilen 500 yataklı otel kasino projesinin 5 ay içerisinde tamamlanacağı ve yazda hizmete gireceği belirtiliyor. Otel kasino işletmelerinde dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alan Hong Kong merkezli Melco şirketinin 550 milyon euroluk yatırımıyla tamamlanacak olan dev turizm yatırımı sayesinde Güney Kıbrıs'ın yılda 700 milyon euro dolayında bir gelir elde etmesi bekleniyor. Erhürman Tüpgaz ve mum bulmak için 3 market dolaştığını açıkladı ve Gayretköy'de 5 kişiyi Güney Kıbrıs'a götürmek amacıyla Gayretköy'e götüren Yahya Özçelik suçüstü yakalandı. Sahte para basmaya çalışan 2 Nijeryalı polis tarafından tutuklandı. Yine Diyalog gazetesinde yer alan başlıklar arasındaydı. Yeni Bakış'a bakacağız bu kez de. Kazık atana demiş Yeni Bakış gazetesi. Büyük bir
Fiyat karmaşasının yaşandığı ülkemizde denetim olmaması nedeniyle büyük vurgunlar yapılıyor. Türk lirasının değer kaybetmesinin hemen ardından artan fiyatları Türk lirasının değer kazanmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hala düşmemesi vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Vatandaşlar Başbakan Sucuoğlu'nun fiyatlar düşüyor açıklamasına da tepki göstererek Başbakan Samimi ise önce akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarını düşürsün şeklinde eleştiri yaptılar. Ve aynı ürünlerin farklı fiyatlarla satılması konusundaysa vatandaşlar denetimin olmadığı bir ülkede satış yapabilir. Vatandaşlar da her türlü bedelini öder dediler. Dün rafta yer alan farklı satış noktalarındaki bazı fiyatlara da yer vermiş gazete. Ve Yeni Bakış gazetesinin yine Serdar Denktaş'la yapmış olduğu röportajın ayrıntıları da iç sayfalardan bugün okurlara aktarılıyor. Merkez Bankası verilerine göre inşaat sektörünün kredi borcu biraz daha kabardı. Sektörün brüt kredileri Ekim'de 5,4 milyar TL'ye çıktı. Yeni Bakış gazetesinde öne çıkan başlıklar. Vergi adaleti şart, milletvekili adaylarından açıklamaları görüyoruz. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği, 3 çocuk okudan epilepsi hastası AS 4000 lirayla geçinmeye çalışıyor. Evet, böylelikle ülke gazetelerini tamamlamış olduk sayın seyirciler. Kısa bir ara verelim. Bu kez de Türkiye yazılı basınının gündemini aktaracağız. Evet, Sabah Haber devam ediyor. Ülke gazetelerini noktaladık. Şimdi de Türkiye gazeteleriyle devam edeceğiz Sabah Haber'e. Cumhuriyet'le başlayacağız ilk olarak. İndirim sözde kaldı. Döviz dalgalanmasını bahane ederek zam yapan marketler düşüşe tepki vermedi. Yeni zamlar yapılıyor. TESK Başkanı, Genel Başkanı Bendevi Palandöken döviz dalgalanmalarını bahane ederek zam yapan marketlerin döviz düşüşü sürerken aynı hızla indirim yapmamasını eleştirdi. Ve Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşet haberiyle devam edeceğiz. 71 arkeolog Milliyet için değerlendirdi. Topraktan tarih fışkırdı. Türkiye'nin önde gelen akademisyen ve arkeologlarından oluşan kurul Karahan Tepe'de insan başlı kült odasını yılın arkeolojik keşfi seçti ve dünyayı şaşırttılar. 2021'de dünyayı şaşırtacak arkeolojik keşiflere ev sahipliği yapan Anadolu'nun yeni değerlerini Profesör Doktor Şengül Aydıngün girişimiyle 71 uzman seçti. Heyet Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Eylül'de tanıttığı Şanlıurfa Karahan Tepe'de insan başlı kült odasını en önemli arkeolojik keşif seçti. Akşamdayız bu kez. Pitbull onun dedi, kovuldu. Yöneticinin vicdanı bu kadar. 2. Pitbull'un saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin babası çalıştığı sitenin yöneticisini suçlayınca işinden kovuldu. Asiye'ye yapılanın bedelini ödeyecekler. Başkan Erdoğan köpeklerin saldırdığı Asiye'nin tedavisinin en iyi şekilde yapılacağını söyledi. Türkiye'deyiz bu kez de. Türkiye Gazetesi, PKK ve FETÖ aynı kampta. Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşet haberi Yunanistan'da Lavrion kardeşliği. Irak ve Suriye'de darbe yiyen PKK ile ortağı FETÖ Yunanistan'daki sözde mülteci kampında buluştu ve ihanet planı yapıyorlar. TSK'nın operasyonları sonrasında Irak ve Suriye'de barınamayan PKK Atina yakınlarındaki Lavrion kampına sığındı. İstihbarat raporları mülteci kampı denilen Lavrion'un terör merkezine dönüştüğünü ortaya koydu ve PKK'lılara silah eğitimi, patlayıcı imalatı ve maket uçak yapımı, kullanımı, eğitimi veriliyor. Sözcü gazetesine bakalım. Halkın
yastık altındaki 280 milyar dolarlık altınına göz diktiler. Dövizi düşürmek için örtülü faizi artırmışlardı. Şimdi de halkın yastık altındaki 280 milyar dolarlık altınına göz diktiler. Faiz haram diyen iktidarın evindeki altınını ekonomiye kazandıran kişilere faiz verilmesini öngören bir plan üstünde çalıştığı belirtiliyor. Sözcü gazetesinde bugünkü öne çıkan başlık. Hemen Yeni Şafak'ın başlığına bakacağız. 25 başlıkta Türkiye modeli, Türkiye ekonomi modeli üretime dayalı, ihracat öncelikli bir temele dayanıyor. Kısa vadeli adımlar hafta içi yapılan düzenlemelerle hızlıca hayata geçirildi. Ancak modelin başarısı için orta ve uzun vadede yerine getirilmesi gereken 20 maddelik ev ödevi var. Programın başarısı için öne çıkarılan anahtar ifade ise makroekonomik istikrar olarak dikkat çekiyor ve eylem planının ayrıntılarını paylaşıyor Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinde. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet, Ömer Hoca'ya emanet Gaziantep'te iki pitbull köpeğinin yüzünden ve kafasından ağır yaraladığı 4 yaşındaki Asiye, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne nakledildi ve Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakli yapan Profesör Doktor Ömer Özkan Asiye'ye doku nakli yapacak. Sabah gazetesi, kur oyununu bir saatte bozduk. Başkan Erdoğan, kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik. Erdoğan'ın açıklamasına yer vermiş gazete. Evet, böylelikle Türkiye gazetelerinin de manşetlerini aktarmış olduk sayın seyirciler. Sabah haberi burada noktalıyoruz. Yeni gelişmelerle saat 10'da karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Anılarla BRT. Eylem Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Geçmişten Bugüne Anılarla BRT her cuma saat 22'de BRT 1.